Herkes selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf tarihi 2. dönem 1. yazılıyla karşınızdayız. Güzel konular sizi bekliyor. Önce konuları tekrar edeceğiz. Sonra ise aynı neredeyse MEP kaynaklarına göre arkadaşlar birebir yazılı sınavımızı birlikte halledeceğiz. Hazırsan kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi ilk olarak size yazılıdan önce yüksek notlar aldıran süper ikiliyi, yani yazılı notlarını ve yazılı denemelerini tanıtmak istiyorum. Yazılı notlarıyla konularını pekiştireceksin. Sınavda çıkabilecek bilgileri ve püf noktalarını hatırlaman lazım. Yazılı denemelerinde ise MEP konu soru dağılım tablolarına göre hazırlanmış harika soruları çözerek yazılı öncesi kendini test edeceksin. Bu kampta videolarımızı da takip ediyorsan en yüksek notları senin ulaşacağına hiç ama hiç arkadaşlar kuşkum olmayacak. Hadi gel birlikte videolarımıza başlayalım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar neyden bahsedeceğiz? 9. sınıf konu anlatımından bahsedelim. Şimdi birlikte bilmem gereken arkadaşlar neden ordunun olduğunu bilmem gerekiyor. Orta çağda dünyadan bahsedeceğiz. Şimdi ilk olarak arkadaşlar devletler arası prestij, caydırıcılık, savunma, taarruz, fethi, yayılma ve iç güvenlik, huzur gibi amaçlardan dolayı hep ülkeler ordulara ihtiyaç duymuşlardır. Nitekim Osmanlı Devleti'nde de, Büyük Selçuklu Devleti'nde de, İlk Türk devletlerinde de, İslam tarihinde de her zaman bir orduya ihtiyaç duyuldu. Ama Orta Çağ aslında Avrupa'da ordu sistemi nasıldı? Orta Çağ'da feodal düzenden askeri sistem olan orduya geçilecek. Kralların finansesi asil, yani şövalyelerin, yani paralı askerlerin, disiplinsiz ve parçalanmış durumda derebeyleri, birlikleri, şövalyeler, okçular, kuşatma teknikleri etrafına dönen kara savaşçıları. Bunları bilmen lazım. Daha sonrasında ise arkadaşlar Orta Çağ'da Orta Asya Türk ve Moğol topluluklarında ordu nasıldı dersek eğer, cesur, çevik, esnek, yüksek hareket kabiliyeti olan, mobilize okçu, süvari tekniklerinde arkadaşlar uzman, hafif silahlı ve tesisatlı arkadaşlar istikrar, özgün, yönetimli ve tesisatlı askerlerdir. Hatta hep klasik bildiğimiz arkadaşlar bir unsurumuz vardır. Ne? İşte Turan taktiği, işte arkadaşlar Hilal taktiği, Kurt Kapanı gibi unsurları Türkler ne yapmışlardır? Kullanacaklar. Hatta Metehan döneminde ıslıklı neyi icat etmişlerdir? Oku icat edecekler. Bu amaçla ordu olarak arkadaşlar düşmanları korkutmak temel amaçlarından bir tanesidir. Yine dünya sisteminde askeriye de Metehan, onluk sistemi, onbaşı, binbaşı, yüzbaşı gibi kavramları dünya literatürüne sokarak arkadaşlar mükemmel bir ordu tesisatını yapmıştır, oluşturdu diyeceksiniz. Şimdi geldim. Orta Çağ'da peki ücretli askerlikler var mıydı? Evet vardı. Peki kimlerde göreceğiz? Sasani ve Bizans ordularında ücretli askerler arkadaşlar önemliyken Türklerde böyle bir şey söz konusu değildi. Çünkü her Türk ne doğardı? Asker doğardı. Tabii ki bir tane devletimiz hariç. Kim dersek Hazarlar diyorsunuz. Hazarlarda genelde paralı askerlik görülür. Çünkü Musevili kabul etmişlerdir. Peçenekler ise Uzlar ve Kumanlar çeşitli devletlerde ücretli askerlik yapmışlardır. Nitekim Peçenekler Bizans'ta paralı askerlik yapacaklar ve Malazgirt Savaşı'nda saf değiştirerek Türklerin savaşını kazanmasını ne yapmışlardır? Sağlamışlardır. Orta Çağ'da maaşlı askerlik nedir dersek? 14. yüzyılda İngiltere ve Osmanlı'da ve o 5. yüzyılda Fransa'da maaşlı ve disiplinli piyade birlikleri vardır. Unutmuyorsunuz 17. yüzyılın arkadaşlar daimi orduları ise Yeniçeri ordular olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Peki geldim. Konar göçer Türklerde arkadaşlar yerleşik sistem nasıl peki dersek eğer? Orta Çağ'da Asya ve Avrupa'da askeri organizasyon biçim birimleri ve toplumların yaşam tarzları, yani konar göçer ve yerleşik olma durumları arasında sıkı bir ilişki vardır. Şimdi ilk olarak konar göçerlerde arkadaşlar at ve hafif silah kullanma, savaşçılık, mücadelecilik, dayanıklılık, yağmacılık ve hareket kabiliyeti konularında ileri noktada olduklarını ne yapmam lazım? Bilmem gerekiyor. Peki konar göçerlerde durum böyleyken yerleşiklerde nasıldır dersek?
Yerleşiklerde arkadaşlar ağır silah kullanma, askeri sağlam yapı yani kale ve surların yapılması, inşa etme, şehirleşme, tarımsal üretkenlik, imar, kalıcı mimari eserler yapma ve yazılı eserler verme hususunda ileri safhaya gelmişlerdir. Tabii ki bu kadar unsurun olduğu yerde de hukuksal arkadaşlar neyin gelişmesini görmemiz lazım? Unsurların gelişmesini görmem gerekiyor. Şimdi ilk olarak Roma'da ilk hukuk düzenlemeleri nasıl gelişiyor? Roma şehrinin kuruluşundan yani milattan önce 753'ten önce Doğu Roma İmparatoru Justinianus ölümüne kadar olan süreçte Roma ülkesinde uygulanmış olan hukuk Roma hukuku olup günümüz Avrupa hukukunun temellerini ne yapmaktadır? Oluşturmaktadır. Şimdi Roma hukukunun ilk basamağı arkadaşlar nedir dersek eğer 12 levha neyidir? Kanunlarıdır. Çünkü bu dönemde iki tane grup bileceksiniz. Bunlardan birisi arkadaşlar patriciler. Diğerine ise kimler diyorsunuz? Plebler olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Plebler ve patriciler arasında sınıf çatışması sonrasında arkadaşlar Roma'da ne ortaya çıkacak dersek eğer Cumhuriyet dönemi arkadaşlar ne olmuştur? Ortaya çıkacak. Ve ne yapıyor dersek 12 levha kanunları ortaya çıkmış ve bugün günümüz Avrupa hukukunun temelleri ne yapılmıştır? Atılmıştır. Doğu Roma İmparatoru Justinianus mevcut Roma yasalarını toplayarak güncellediği hukuk sistemi metnine ise ne denir dersek aynı hemen söylüyoruz Justinianus kanunları olarak ne yapılmaktadır bilinmektedir. Peki bu Avrupa'da böyle bir hukukun geliştiğini gördüğümde Türklerde hukuk sistemi nasıl gelişiyor dersek eski Türklerde ve Moğollarda hukuk sistemi arkadaşlar Orta Asya ve Uzak Doğu'da yaşayan Türklerde ve Moğollarda neler vardır dersek töre en büyük unsurdur. Bakın unutmayın töreler genelde nasıldır dersek yazısız kanunlar olarak ne yapılmaktadır bilinmektedir. Töre kolay kolay değişmez ama kurultay tarafında gerektiğinde değişikliğe ne yapabilir? Uğrayabilir. Moğollarda örfi beşeri kaynakları kurallardan derlenerek arkadaşlar oluşturulmuş ve bunun en güzel örneklerinden bir tanesi nedir dersek ne diyeceğiz? Cengiz yasası ya da Cengiz Han arkadaşlar yasası diyebileceksiniz. Denilen 33 defterli kanunlar vardır. Şimdi ne peki bu? Kanuna göre kasten yalan söyleyen, sihirbazlıkla uğraşan, casusluk yapan, kavga etmekte olan iki şahıs arasına girerek onlardan birine yardım edenlerin cezası ölümdür. Yemek yemekte olan adamların yanında geçen adam derhal attan inmeli, yemek yiyenlerin müsaadesini almaksızın yemeğe oturmalı, yemek yiyenler de buna mani olmamalıdır. Ölüm cezasına çarptırılan kişi diyet vererek ölüm cezasından kurtulabilir. Yani diyetten kastetti para vererek bundan ne yapabilir diyor, kurtulabilir diyor. Bir kimsenin evine çalınmış at bulunduğu takdirde bu kimse atı sahibine iade etmeye veya bundan başka atın sahibine ceza alarak da 9 at vermeye mecburdur. Eğer çalan bu cezayı ödeyecek durumda değilse bunun yerine çocuklarını vermeye mecbur edilir. Geldim. Eski Türklerde coğrafyayla oluşan yaşam tarzı nasıldır arkadaşlar? Orta Asya'da Türkleri neden göçe zorlayacak? Bunun sebeplerine bakalım. Orta Asya engebeli arkadaşlar coğrafyaya sahip olmasından dolayı çöl ve dağlarla ve karasal iklim şartlarına sahip olması. Yine tarım imkanlarının az olması, hayvancılık yapmasının mecburi olmasının yanı sıra yeni meralar ne yapma düşüncesi, bulma düşüncesi, sürekli otlak ve su arkadaşlar lazım olması, yeni meralar bulma düşüncesine itecek. Yine kar bastırdıkça hayvanlara sürekli yeni otlaklar bulması gerek olduğunu ve göçelik ve konar göçerliğin şart olması Türklerin birçok bölgede göç etmesine sebep olacak. Peki eski Türklerde konar göçer yaşamı ile hayat tarzı ilişkisi nasıldır dersek? Bozkır yaşamı hakim, tarım az, hayvancılık yaygın, yaylak kışlak hayatı egemen, çadır yapmak şart, at ve koyun sürüleri önemli, avcılık, savaşçılık ve dayanıklık ve yardımlaşma özellikleri gelişmiş, töre, geçerli cezalar kısa süreli veya ağır şeklinde ne yapılmaktadır? Görülmektedir. Şimdi arkadaşlar, bilmem gereken unsurlardan bir tanesi nedir dersek, Türklerde askeri kültür nasıldır dersek, Orta Asya'da çeşitli coğrafi ve iklim şartları altında geçen bir yaşam tarzı vardır. Bozkır'da konar göçer savaşçı dayanıklı mücadeleci olman gerekmektedir. Bu yüzden de unutmaman gerekiyor, Türklerde arkadaşlar
ne vardır dersek cihanı şumul. Bakın unutmayın, cihanı şumul, dünyaya hakim olma. Devlet idealini gerçekleştirmek, fetihler yapmak, cazip geçip bölgelerini ve ticaret yollarını ele geçirmek ve korumak, bağımsız yaşamak ve yurdu korumak için mücadeleci ve savaşçı olmak şarttır. Bir zamanda unutmaman gerekiyor. O yüzden Türklerde ordu, millet neyi oluşur? Anlayışı oluşur ve her Türk ne doğar? Asker olur. Orduda genellikle arkadaşlar unutmayın, ücretli ne görmeyiz? Askerlik görmeyiz. Askerlik vatanı hizmet olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. O yüzden de Türklerde genelde ya piyade görürsünüz, yani yaya, ya da arkadaşlar süvari, yani atlı birlikler ne yapmaktayız? Görmekteyiz. İşte bu sistemde oluşan orduda temelde arkadaşlar ne vardır dersek en önemli unsur ise süvari, yani atlı birlikler daha önemli sayıdır. Göçe ve yaşam tarzının etkisiyle orduda arkadaşlar kılıç, kalkan, daha sonrasında kargı, mızrak, yine geldim arkadaşlar ok ve yay gibi hafif silahlar Türklerde yaygındır. Türklerin askeri tarihi özgü katkıları, onlu askeri sistem, yine Hilal ya da diğer isminle ne diyebilirsiniz? Turan taktiği ya da ne diyebilirim? Kurt kapanı diyebilirim. Üzengi, pantolon, ceket gibi unsurları dünyaya ne yapmışlardır? Tanıttılar diyeceğiz. Geldim. Devam ediyorum. Eski Türklerde ilk ve orta çağlarda İç Asya Türklerinde göç ve yönetim yapısı nasıldır dersek eğer. Şimdi Türkler arkadaşlar çekirdek bir aile yapısından oluşmaktadır. İşte anne baba ve çoluk, çok eşlik görülmez Türklerde. Sosyal yapının küçükten büyüğe doğru unsurları nelerdir dersek. En küçük yapış taşı oguştur, yani ailedir. Ailelerin bir araya gelmesiyle uruglar ortaya çıkar, yani aile birliği. Daha sonrasında ailelerin de bir araya gelmesiyle boy, yani ne diyeceksiniz, ok. Peki boyların da bir araya gelmesiyle millet oluşacak. Yani biz buna ne diyeceğiz dersek budun diye ifade edeceksiniz. Ve milletin de bir araya gelmesiyle de il ya da el, yani devlet ne yapmıştır, oluşmuştur. Sıkı bağlara sahip siyasi yapı ile aslında iç içe bir sosyal yapı mevcuttur. Boyların birleşmesiyle oluşturulan bir taraftan dinamizm, sosyal dayanışma ve canlılık sağlayan, diğer taraftan ise anlaşmazlığa düşürüldüğünde devletin çabuk dağılmasına yol açabilecek karakter taşıyan unsura biz ne diyeceğiz dersek, boylar arkadaşlar birliği, neyi diyorsunuz, federasyonu olarak ne yapılmaktadır, bilinmektedir diyeceksiniz. Yani boylar birliği federasyonu, bu da devleti nasıl ömürlü kılar genelde? Kısa ömürlü kılacak, çünkü sürekli ne kavgalarını göreceksiniz? Taht kavgalarını görmekteyiz. Şimdi ilk Türk devletlerinde gücün kaynağının meşrutiyeti. Yani aslında neyden bahsedeceğiz? Tanrısal unsurdan bahsedeceğiz. Şimdi Türklerde genelde kut anlayışını görmektesiniz. Kut anlayışı doğrultusunda eski Türklerde kut denilen yönetim hak ve yetkileri gök tanrı tarafından seçilmiş bir aileye verilmesi. Yani kısaca arkadaşlar yönetimin tanrı tarafından bir soya verilmesi. Yani kan yoluyla bir akraba boyuna ne yapması? Geçmesi. O yüzden de ülke hanedanın ortak neyi sayılmıştır? Malı sayılmıştır. Peki bu neye sebep olur? Sürekli taht kavgalarına ve taht kavgaları sonrası devletin nasıl ömürlü olmasına sebep olacak? Kısa ömürlü olmasına sebep oluyor. Hakan güç edinme ve iktidarına meşruiyet kılma, yani kabul edililik, halk tarafından benimsenme, kazandırmada bir takım maddi, yani askeri, mali, siyasi ve manevi unsurlar ile toplumsal değerler, örf, gelenek ve töre ne yapılmıştır burada? Kullanılmıştır. Mesela Göktürklerden kitabelerinde ne anlatıyor töre ile ilgili? Çin yöneticileri birbirine düşürdüğü, beyleri ve halk birbirine karşı kışkırttığı için Türk halkı
ülke topraklarının elinden çıkmış, Çin hükümdarına bağlanmış, daha sonra Gök Tanrı Türk halk yok olmasın diye, millet olsun diye babam İlteriş Kağan'ı, annem İlbilge Hatun'u göndermiş, babam ülkesiz ve Hakansız kalmış olan halkı bir araya getirmiştir. Babamın vefatından sonra amcam Kapkan Kağan ile atalarımızın, dedelerimizin sahip olduğu topraklardaki az halkı düzene sokup, örgütleyip halk lahine getirdik. Ben Bilge Kağan, kardeşim Kültegine ile birlikte fetihler yaptım. Dört bir tarafa dağılmış olan halk dönüp geldiler. Tanrı lütfettiği için, talihim ve kısmetim olduğu için ölecek olan halkı diriltip besledim. Sırtı açıkta olan halkı giydirdim. Yoksul olan halkı zengin ettim. Az olan halkı çoğalttım. Dört taraftaki halkı alıp kendime bağladım. Türklerin düşmanlarını yok ettim. Onların hepsini devletime bağladım diyecek. Bu da yine arkadaşlar gücün meşru kaynağını ne yapmakta, bize anlatmakta. Geldim. Şimdi ilk Türk devletlerde egemenlik sembolleri, yani siz hükümdarsınız, hükümdarlık sembolleri nelerdir? Şimdi tahtımı söyledim. Tabii ki taht olduktan sonra şöyle bir hatırla. Şimdi sen tahta çıkmışsın, yedi düvele tanıtmaz mısın bunu? Davul çaldırırsın değil mi? Davul ya da diğer ismine ne diyeceksin sen buna? Nebet diyeceğim. Tabii ki göçebe yaşam tarzından dolayı olmaz olmaz sembollerimden bir tanesi otağıdır. Yani çadırdır. Yine çadırın sonrasında kotuz arkadaşlar. Yani diğer ismine sorguç diyeceğiz. Tuğ. Tuğ'un yanı sıra arkadaşlar tabii ki örgün diyeceksiniz. Yine geldim. Devam edeceğim. Ne söyleyeceğiz burada dersek, çetir yine benim için önemli kavramlar içerisinde yer almaktadır. İlk Türk devletlerinde hükümdarların kullandığı ünvanlar nelerdir peki dersek? Han, Hakan, Kaan, Şanyu, Tanhu, Yagbu, İlteber, İlteriş, İdikut, Erkin gibi kavramlar kullanıyorlar. Ama İslamiyet kabul ettikten sonra bu kavramların birçoğu değişecek. İşte Sultan, Padişah, Gazi, Kara, Şehinşah gibi isimler ne yapmaya başlayacağım? Kullanmaya başlayacağım. Devam edelim. Toy ya da nokta nokta denilen mecliste en üst düzey devlet meseleleri görüşülür. Yani neresi olacak burası dersem, aklınıza kurultay olarak ne yapacağız bileceksiniz. Daha sonrasında nokta 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 diye adlandırılmış buralara devam edelim. İlk olarak biliyorsunuz ki Hakan, yani Kaan diyeceğiz. Tabii ki Kaan'ın olmazsa olmaz arkadaşlar her zaman büyük yardımcısı kimdir? Hatunudur. Hatun, yani Hakan'ın eşinden bahsedeceğiz. Daha sonrasında ise başbakan diye adlandırdığım Ayguci. Ayguci yine devlet meselelerinde önemli insanlardandır. Komutanlar, ileri gelen devlet memurları ve boy beyleri toy toplantılarına katılır. Toy üyelerine toygun denir. Toya katılanlara arkadaşlar ne diyeceksiniz dersek, şundan bahsedeceğiz. Unutmuyorsunuz, buyruklardan bahsedeceksiniz. Bakın, buyruk, yani diğer isminle bakanlardan oluşacak. Daha sonrasında tabii ki hükümet olacak. Hükümete ne diyeceğiz dersek, Ayuki diye adlandırıyoruz. Hükümete Ayuki diyeceksiniz. Daha sonrasında son söz, ama kim söyler kurultayda dersem, Hakan ya da Kaan diye ne yapabilirsiniz? Adlandırabiliriz. Yani aslında baktığım zaman şunu söyleyebilir misiniz? Kurultay bir nevi danışma neyidir diyeceksiniz. Meclisidir diyeceğiz. Hemen bu noktayı da dolduralım. Danışma neyidir? Meclisi olarak ne yapılmakta? Bilinmektedir. Geldim. Hunlardan itibaren ülke yönetimini kolaylaştırmak amacıyla, şimdi federatif yönetim demiş. Federatif yönetim demek ne demek dersek, aslında ikili devlet neyidir? Teşkilatıdır ya da boylar birliği, federasyonu olarak ne yapılmakta, bilinmekte. Çünkü ülkeyi doğu ve batık olarak iki kısma ne yaparsınız? Ayırırsınız. Doğu kısmını arkadaşlar Hakan yönetirken, batı kısmını ise Hakan'ın kardeşi kim yönetmektedir dersek, Yagbu ne yapmaktadır? Yönetmektedir diyorsunuz. Şimdi geldim. Devletlerimizden bahsedelim. İlk olarak bahsedeceğimiz devlet kim olacak? Asya Hun Devleti diyeceksiniz. Asya Hun Devleti'ne ilgili bilmem gereken arkadaşlar, ilk bilgilere Çin kaynaklarında ne yapmaktayım? Rastlamaktayım. Devletin bilinen ilk kurucusu arkadaşlar kimdir dersek, Tuman ya da diğer isminde Teoman diyeceğiz. Bilinen ilk teşkilatlı Türk Devleti olarak bilinmekte. Yine merkezleri, yani başkentleri neresidir dersek, Ötüken olarak ne yapılmakta, bilinmektedir. Yine bilinen ilk hükümdarını tekrar söyleyelim, Teoman olarak ne yapacağız, bileceksiniz. En parlak dönemini yaşatan meşhur hükümdarı ise kim diyeceksin? Mete
Han diyeceğiz değerli arkadaşlar. Meta'nın ilgili ya da tabii ki bazen hikayeler görüyorsunuz, destanlar. Hani hangi destan? Oğuz Kağan destanında da tabii ki bunun isminin Metehan olduğunda ne yapmaktayım? Duymaktayım. Şimdi bilmem gereken unsurlardan bir tanesi nedir dersek? Mete ne yaptı da parlak dönemi yaşattı? Birincisi arkadaşlar, tarihte bilinen ilk Türk arkadaşlar düzenli ordusunu kurdu. Aynı zamanda ıstıklı oku icat etti. Kurultay sistemini oluşturdu. İkili devlet teşkilatına önem verdi. Vatan kavramını ilk kullanan kişinin ne olduğunu bilmekteyiz. Bu dönemde Metehan yine arkadaşlar faaliyet ve teşkilatlama ve buluşları sayesinde birçok önemli adım ne yapmış oldu? Atmış oldu. Peki neydi bu arkadaşlar buluşları ve önemli noktaları dersek? Dedik ya, ikili devlet teşkilatı, kurultay sistemi, Türk tarihinin bilinen ilk düzenli neyini kurdu? Ordusunu kurdu. Ve daha sonrasında Mete'nin ölümüyle birlikte devlette kalk kavgaları başladı. Kiyok ve sonrasında parçalanmasıyla birlikte devlet kısa sürede ne yapmıştır? Yıkılmıştır diyeceğiz. Ardında Orta Asya'da kurulan ikinci büyük Türk devletimizin adı ne olacak? Birinci Göktürk Devleti diyeceksiniz ve unutmuyorsunuz, Türk adını ve devlet adı olarak yani siyasi anlamda kullanılan ilk devlet olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Devletin bilinen arkadaşlar ilk merkezi neresidir dersek? Tabii ki Ötüken olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Devletin bilinen ilk kurucusu kimdir dersek? Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan devleti ikiye bölerek kardeşi İstemi neyle yönetmiştir? Yagbu'yla yönetecek. En parlak dönemi yaşatan meşhur hükümdarları ise kimdir dersek? Mukan Kağan arkadaşlar en parlak dönemini yaptı, yaşattı. İpek Yolu hakimiyeti için kurulan ilişkileri ve yapılan savaşlar vardır. Şimdi unutmayacaksınız, bu dönemde İpek Yolu'na hakim olabilmek için Akunlar, Sasaniler ve Bizans diyeceğim buraya. Şimdi unutmayacaksınız, ilk başta Sasanilerle işbirliği yaparak Akunları, daha sonrasında Bizans'la da işbirliği yaparak Sasanileri zayıflatmıştır. Hatta Bizans'la diplomatik ilişki kuran ilk Türk devletidir. Budizm'i kabulü için çalışıp tepki gösteren arkadaşlar hükümdarları kimdir dersek eğer, unutmuyorsunuz, Tapu Kağan'dır. Tapu Kağan Budizm'e geçmek istemiş ama kurultay tarafından bu tepkiyle ne yapılmıştır? Karşılanmıştır. Çin'in Türk törelerinden vazgeçin teklifini reddeden Hakan'ı ise arkadaşlar işbara nedir? Kağan olarak ne yapacağız? Bilmektesiniz. İç karışıklıklar sonrasında parçalanmış ve devlet kısa süre içerisinde yıkılmış ve Çin'in neyi altına girmiştir? Esaret altına girecek. Bu esaret tam tamına arkadaşlar 50 yıl sürmüştür. Bu 50 yılın süresinin sonrasında Kürşat ve Kırkçiğerisi arkadaşlar Çin'e karşı bir bağımsızlık mücadelesi vermiş ve bu bağımsızlık mücadelesi sonrasında 2. Göktürk Devleti kurulmuştur. Yine 2. Göktürk Devleti'nin merkezi neresidir dersek? Ötüken olarak bileceğiz. Bilinen ilk kurucusu kimdir dersek de unutmuyorsunuz, Kutluk Kağan. Kutluk Kağan bütün Türkleri derlediği ve topladığı için İlteriş lakabını ne yapmıştır? Almıştır. Orta Asya'da siyasi birliği ikinci kez sağlanacak. Çünkü ilki kimde görecektik? Arkadaşlar Asya Hun Devleti'nde görecektiniz. Daha sonrasında sınırlarını oldukça genişleten Hakan'ı ise kimdir dersek? Kapkan Kağan olarak ne yapılmakta? Bilmekte. Kapkan Kağan en geniş sınırlara ulaştı. En parlak devri Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir kim zamanıdır? Tonyukuk arkadaşlar zamanı en parlak dönemidir. Türk tarihinin bilinen ilk alfabesi olan Göktürk neyini yaptılar? Alfabesini ne yapmışlardır? Yapmışlardır. Türk tarihinin ilk yazılı eseri o ise Orhun neyini yapacaklar? Kitabelerini yaptılar. Orhun kitabeleri arkadaşlar unutmayın kimler adına dikildi dersek? Bilge Kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına ne yapılmıştır? Dikilmiştir diyorsunuz. Ve unutmayın kimler tarafından yıkılmıştır dersek? Karluk, Uygur ve kim diyeceksiniz? Basmil ittifakı tarafından ne yapıldı? Kısa süre içerisinde yıkıldı. Geldim daha uygar bir devletim olan Uygur Devleti'ne. Şimdi devletin bilinen merkezi yani başkenti ilk başta arkadaşlar neresidir? Ordubalık. Bakın neresi diyeceğim? Ordubalık. Daha sonrasında Karabala
Sagun olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Devletin bilinen ilk kurucusu kimdir dersek? Kutluk. Arkadaşlar, Kutluk Bilge Külkağan olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. En parlak dönemi yaşatan meşhur hükümdarları ise kimdir dersem de aklınıza kim gelecek? Moyen Çur. Kimdir? Moyen Çur en parlak dönemi yaşatan insandır. Manyeizm inancını kabul eden ilk hükümdarları ise kim diyeceğiz? Bögükağan'dır. Şimdi bakın, manyeizm dinini kabul etmemizle birlikte şunlar ortaya çıkacak. 1. Diyor ki et yemeyeceksin. 2. Savaş yapmayacaksın. 3. Yaptığın her şeyi günlük resme tutacaksın. E hatırla, eski Türk geleneklerinde arkadaşlar ne vardı? Göçebe bir yaşam tarzı vardır. Temel geçim kaynaklarım hayvancılıktı. E sana dedi ki et yemeyeceksin. E ne yapacağız o zaman? Mecburi arkadaşlar, et yemeyi bırakıp ot yemeye başlayacaksınız. Ve otomatik otu yiyebilmen için de ekmen gerekiyor. Ve böylece Türkler adım adım neye geçmiştir dersek? Yerleşik hayata geçmiştir. Şöyle bir düşün bakalım. Bugüne kadar yerleşik hayata geçen bir Türk devleti var mıydı? Sesini duyar gibiyim. Yoktu. O yüzden de unutmayın, manyeizm kabulünün olumlu ve olumsuz sonuçları tarafından şunu söyleyeceksin. 1. Yerleşik hayata geçen ilk Türk neye olacak? Devleti. Daha mı modern olacak? Evet. Bir de ne demişti bana? Savaşmayacaksın demişti. O yüzden de savaşçı özelliklerimi adım adım ne yapmaya başlayacağım? Kaybetmeye başlayacağız. Yine unutmuyorsunuz, kimler tarafından? Kırgızlar tarafından yıkılmış. Destanları ise nedir dersek? Göç ve arkadaşlar nedir diyorsunuz? Türeyiş olarak ne yapılmıştır? Bilinmektedir. Geldim, devam ettim. Şimdi haritaları görüyorsunuz arkadaşlar. Bu devletlerimizin sınırları. Şimdi Asya Hun Devleti, bakın. Gördüğünüz gibi Orta Asya'nın neredeyse her yerine hakim durumda. Göktürk Devleti'ni görüyorsunuz. Yine Göktürk Denizi arkadaşlar Hazar Denizi'ne kadar ne yapmıştır? Ulaşacak. Yine büyük bir bölgeye ne yapmıştır? Hükmetmiştir. Daha sonrasında Kutluk Devleti, yani 2. Göktürk Devleti dediğimde aslında hemen hemen baktığınızda birçok bölgeyi ne yapmıştır? Ele ne yaptı? Geçirdi. Uygur Devleti'ne baktığımız zaman tabii ki diğer devletlere göre biraz daha sınırlarının dar olduğunu ama yerleşik hayatı geçmiştir. Karabala, Sagun, Beşbalık, Ordubalık gibi önemli yerleri arkadaşlar Uygurların büyük şehirleri olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir diyeceğiz. Geldim. Şimdi tabii ki Türklerde kavimler göçünden bahsedeceğiz. Şimdi bak, unutma, kavimler göçünü biz mi yaptık dersek, kavimler göçünü biz yapmıyoruz. Kavimler göçünü Avrupa'daki barbar kavimler gerçekleştirecek. Nedir kavimler göçü? Şimdi şunu düşünmen lazım. Bu dönemde Türkler arkadaşlar göçe zorlanmasıyla birlikte, unutmayacaksınız, Türkler birçok bölgeye göç etmeye başlayacaklar. Nitekim Hun lideri Balamir'di arkadaşlar. Ne yapıyor? Avrupa'ya doğru yola çıkıyor. Avrupa'ya doğru yola çıktıktan sonra barbar kavimler eyvah Türkler geliyor demesiyle birlikte nedir? Kavimler göçü başlayacak. Kavimler göçü başlıyor. Göçe konu olan arkadaşlar barbar kavimler kimlerdir? Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Alanlar, Gaipler, Angıllar, Saksonlar, Franklar, Germenler, Jütler, Süveler ve Lombardlar gibi gruplar birbirlerini itmeye başlayacaklar. Ve artık gidemeyecek bir yerleri kalan bu barbar kavimler Roma İmparatorluğu'na ne uygulamaya başlayacak? Baskı uygulamaya başlıyor. Ve bu baskılar sonrasında unutmuyorsunuz Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere iki kısma ne yapıldı? Ayrıldı. Aynı zamanda 100 yıl kadar sürecek bir demografik dalgalanma oluştu. Yani Avrupa'nın o nüfusal yapısı değişmeye başladı. Bugün Avrupa'nın siyasi, etnik ve sosyal temelleri atıldı. Yani kimler ortaya çıkmaya başlayacak? İngiltere, daha sonrasında Fransa, geldim sonrasında devam ediyorum. Almanya ve geldik yine kimden bahsedeceksiniz? İspanya gibi milletler ortaya çıkmaya başlayacak. Daha önce söyledik ya, Roma İmparatorluğu Doğu ve Batı olmak üzere iki kısma ayrıldı. Daha sonrasında arkadaşlar hangi Roma yıkılacak kısa sürede? Batı Roma İmparatorluğu kısa süre içerisinde yıkıldı. Yine siyasette, yani daha doğrusu o kavimler kaçmalarıyla birlikte küçük küçük surlar yapmaya başlayacaklar. Ve hangi sistem ortaya çıkacak dersek? Feodalite,
ya da diğer isminle derebeylik rejimi diye adlandırdığım kavram ortaya çıkmaya başlıyor. Dışa dönük ticaret ekonomileri yerine içe kapalı tarım ekonomilerine ne yaptı? Bıraktık. Düşünce hayatında ise arkadaşlar skolastik ne ortaya çıkıyor? Düşünce. Bakın yazdığım kalemin rengi hangi renk? Sesinizi duyuyorum. Mavi mi diyorsunuz? Hayır. Kilise diyor ki sana bunu. Bunun rengi pembe. İtiraz ettiysen bunun içine ne girmiştir? Şeytan girmiştir. Bak sen bana bilimsel anlamda açıklama yapıyorsun. Ama ben bunu ne yapıyorum? Reddedeceğim. Yani skolastik düşünce nedir dersek, Katolik Kilisesi'nin öğretilerinin ön planda olduğu, bilimsel düşüncelerin reddedildiği düşünce yapısına skolastik düşünce, yani dogmatik düşünce olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Şimdi daha sonrasında Türkler tabii ki Avrupa'ya gittiyse devlet kurmadan dururlar mı? Hayır. Düz mantık kur. Şimdi Türkler hangi dönemde göç ettiler? Asya Hun Devleti zamanı. Ya Asya'da Hun Devleti kurduysam, Avrupa'ya geldiysem hangi devleti kurmuşumdur? Avrupa, arkadaşlar, Hun neyini kuracağız? Devletini kuracağız. Hadi gelin birlikte Avrupa Hun neyine bakalım? Devletine bakalım. Şimdi Avrupa Hun Devleti. Kavimler göçünden sonra Avrupa'da kurulan ilk Türk devletidir. Kurucusu kimdir dersek de unutmuyorsunuz. Balamir arkadaşlar Kaan olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Balamir Kaan'dan sonra devletin başına Ildız geçecek. Kim geçmiş? Ildız geçiyor. Ildız döneminde arkadaşlar seferleriyle nereye akın yapacak? Anadolu coğrafyasına. Bakın Anadolu'ya neyler yapıyor? Akınlar yapan ilk Türk devleti olmuştur. Ama bak unutma. Anadolu'yu vatan olarak görmüşler midir? Hayır. Sadece gidip Anadolu'yu keşiflerde bulunuyorlar. Ama Anadolu'yu vatan olarak ne yapmamışlardır? Görmemişlerdir diyeceksiniz. Hatta Ildız Bizans elçisine diyor ki güneşin doğduğu ve battığı yere kadar her yeri fethedebilirim. Yani burada bir cihan hakimiyeti anlayışını ne yapmaktasınız? Görmektesiniz. Ama Avrupa Hun Devleti'ne en parlak dönemini yaşatan kimdir dersek Tanrı'nın kırbacı diye anılan. Bakın Tanrı'nın neyi? Kırbacı diye anılan kişi, meşhur hükümdarları kimdir dersek de arkadaşlar unutmuyorsunuz. Atilla en önemli neyleridir? Hükümdarlarıdır. Atilla Süper Mario gibi. Bir Doğu Roma'ya, bir Batı Roma'ya, bir Doğu Roma'ya, bir Batı Roma'ya. Sürekli ne düzenliyor abi? Sefer. Margus Barışı'nı, Antorius Barışı'nı, Gali ve Roma seferleriyle birlikte Avrupa'yı tir tir titretmeye başlayacak. Tir tir titretmeye başlamasıyla da birlikte bu dönemde bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Bu dönemde Avrupa'ya sefer, Roma'nın kapılarına dayanan Atilla bu dönemde Papa'nın kızıyla evlenmiş. 40 gün 40 gecenin sonrasında 42. gün Atilla zehirlenip ölüyor. Yine devlette yaşanan taht kavgaları sonrasında devlet kısa süre içerisinde ne olmuştur? Yıkıldı diyeceksiniz değerli arkadaşım. Şimdi diğer Türk devletlerinden şöyle kısaca bahsedelim. Hazarlar için şunu söyleyeceksiniz. Museviliği kabul eden arkadaşlar ilk Türk devletidir. Bakın Museviliği ne yapan? Kabul eden ilk Türk devleti olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Aynı zamanda İpek yolu ticaretinin güvenliğini sağladıkları için bu döneme Pan-Hazari ya da Hazar Barışa adına yapılır, verilir. Bulgarlar diyeceksiniz. Bulgarları da kaça ayıracağız arkadaşlar? İkiye. İtil Bulgarları ve Tuna Bulgarları olarak iki kısma ayrılmaktasınız. Unutmayın İstanbul'u kuşatan ikinci Türk devletidir. İtil Bulgarları İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olurken Tuna Bulgarları ise Hristiyanlığı ne yapmışlardır? Benimsemişlerdir. Geldimler Türk işlere. Orta Asya'da yerleşik hayata geçen ikinci Türk devletidir. Aynı zamanda unutmayın önemli hükümdarları Baga nedir? Tarkan'dır. Baga Tarkan zamanında Türk tarihinde kendi adına para bastıran ve kullanan ilk Türk devleti olarak ne yapılmakta? Bilinmekte. Karluklar ise isim şunu söyleyeceksiniz. Karahanlıların kurulmasına öncülük etmişlerdir. Yine İslamiyet'i kabul eden ilk Türk topluluğudur. Avarlar, Bayan Han önderliğinde Avrupa'ya giden Avarlar arkadaşlar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devletidir. Hatta arkadaşlar İstanbul kuşatması sonrasında Hristiyanlığı kabul etmiş ve zaman içerisinde kendi benliklerini kaybetmişlerdir. Oğuzlar Türklerin en kalabalık boyudur. 24 tane Oğuz boyundan bahsedeceksiniz. Üçok ve Bozok olmak üzere iki kısma ayrılır. Birçok Türk devletinin kurulmasına öncülük etmiştir. İşte Osmanlı Devleti, Selçuklu Devleti, Göktürkler gibi birçok devletin kurulmasına Oğuzlar öncülük edecekler. Peçenekler hiç devlet kuramamışlardır ama Bizans'ta paralı askerlik yapacaklar. Hatta 1071 Malazgirt Savaşı'nda saf değiştirerek yani Bizans saflarından Türk saflarına geçerek Malazgirt Savaşı'nın Türk
kuvvetlerin kazanmasını sağlamış ve Anadolu'nun Türk yurdu haline gelmesinde büyük katkı sağlamışlardır. Kıpçaklar ya da Kumanlar, Türklerin en yakışıklı boyu olarak bilinmektedir. Hatta Kıpçaklar arkadaşlar unutmayın, Oğuzlarla savaştıkları için Dede Korkut hikayelerine ne yapmıştır? Konu olacak. Yine Rusların da Igor destanına konu olacaklar. Kırgızlar arkadaşlar aslında Orta Asya'ya hakim olan son Türk topluluğu da diyebilirsiniz. Dünyanın en uzun destanını yazmışlardır. Manas Destanı. Manas Destanı'nın yanı sıra Yenisey yazıtları en önemli eserlerinden birisi olarak ne yapılmakta bilinmekte ve Moğollara itaat eden ilk Türk topluluğu olarak da bilmekteyiz. Geldim artık arkadaşlar, neyden bahsedeceğiz? İslamiyet'e geçiş yapacağız. Hazreti Muhammed dönemi ve 4 halife döneminden bahsedelim kısaca. Şimdi bileceğim unsurlardan bir tanesi, biliyorsunuz ki İslamiyet yayılmadan önce Arap coğrafyası tamamen kaderine terk edilmiş ve cahiliye devri diye adlandırdığım bir devirle dönmekteydi. Cahiliye devrinde arkadaşlar unutmayın, cahiliye adetleri vardı. Hazreti Muhammed'de öne çıkan özellikler nedir dersek eğer, işte bilge bir kişi olması, güvenilir bir kişi olması, önemli bir karakter olması. O yüzden de arkadaşlar Hira mağarasında 40 yaşında Peygamber Efendimiz peygamberlikle müjdelenecek. Fakat bu dönemde putperestler bu durumu kabul etmeyecekler. Sebep nedir dersek, birincisi İslamiyet'in eşitliğe dayalı olması ama putperestlikte öyle bir şeyin olmaması. Yine tek tanrıya İslamiyet önem vermesi ama putperestlik çok tanrılı bir inanç yapısına sahip olunması. Bir diğer unsur nedir dersek eğer, şunu söyleyeceksiniz. Peygamber Efendimiz'e zulüm yapıldığını göreceksiniz. İşte evinin önüne leş serecekler, yetmeyecek. İşte ayaklarına diken serecekler, çocuklara taşlatacaklar. Ama o hiçbir zaman vazgeçmiyor. O yüzden de ilk Müslümanlar ortaya çıkmıştır. Eşi Hazreti Hatice, daha sonrasında arkadaşlar damadı Hazreti Ali, yine kölesi Hazreti Zeyd ve en son olarak da arkadaşı Hazreti Ebu Bekir arkadaşlar ilk Müslümanlar içerisinde yer almıştır. Müslümanların bir kısmı ilk olarak 615 yılında Habeşistan bölgesine ne yapıyorlar? Göç edecekler. İkinci İzzet ise Peygamber Efendimiz Medineli tüccarlarla tanışmasıyla birlikte Akabe biatları gerçekleşecek ve bu Akabe biatlarının sonrasında 622 yılında arkadaşlar nereye göç edilmiştir dersek, Medine şehrine ne yapıldı? Göç edildi. Peki hicretin sonuçları neler oldu? Yesrib şehrine artık ne denilmeye başlandı arkadaşlar? Medinetül Nebi. Bakın ne denilmeye başlanmış? Medinetül Nebi, yani peygamberler şehri denilmeye başlanacak. Yine toplumda iki kısım ortaya çıkıyor. Bunlara biz muhacir ve ne demeye başlayacaksınız? Ensar demeye başlayacak. İlk İslam Arap Devleti ve Medine arkadaşlar kısmi devleti ne yapılıyor? Kuruldu diyeceksiniz. Bakın unutmayın, İslam dünyasının ve İslam devletinin ilk siyasi ve dini lideri Peygamber Efendimiz olmuştur. Yine bu dönemde Medineli ve Mekkeli arkadaşlar Müslümanlar arasında Medine neyi imzalanıyor? Sözleşmesi ne yapıldı? İmzalandı. Yani vasikası ne yapılmıştır? Hazırlandı. Şimdi Medine Sözleşmesi'nde ne diyor arkadaşlar dersek, unutmuyorsunuz. Medine Sözleşmesi'ne Medine'de yaşayanlar birer arkadaşlar ne sarılmıştır dersek eğer, vatandaş sayılacak. Bakın. Vatandaş ne yapıldı? Sayılmış. Herhangi bir saldırı durumunda Medine'nin topyekün savunulmasının hükmüne bağlanmış. Halk arasında ayrılığa düşünen konular olursa Hazreti Muhammed'e başvurulması ve her türlü adaletsizliğin önüne geçmesi kararlaştırılmıştır. Sözleşmeye herkesin uyması gerektiğini belirtmesi neyin özelliğini bahseder? Hukukun arkadaşlar üstünlüğünü ne yapmaktadır bize? Göstermektedir diyorsunuz. Geldim Hazreti Muhammed dönemindeki savaşlardan bahsedelim. Putperestlerle ilk savaşımız olan Bedir kuyularının etrafında gerçekleşen Bedir savaşıdır. Yani Medine'li Müslümanların ilk savaşı ve ilk zaferidir. Yani Medine'li Müslümanlar demeyelim de Müslümanların ilk savaşı, ilk zaferidir. İslam savaş hukuku esasları ortaya çıkmıştır. Niye? Çünkü kölelere muamele, daha sonrasında arkadaşlar ganimetlerin paylaşımı gibi unsurların ön plan çıkması aslında İslam savaş hukukunu gün yüzüne ne yapmıştır? Çıkarmıştır. Yine Mekkeli esirlerin bir kısmının şartlı olarak serbest bırakılması nedir o dersek?
10 tane Müslümana okuma yazma öğretme kaydıyla demişim. O yüzden de Peygamber Efendimizin eğitime arkadaşlar önem verdiğinin neyidir? Göstergesidir. Daha sonrasında Uhud Dağı'nın etrafında arkadaşlar bir savaş gerçekleşiyor. Bu savaşta 50 tane okçuyu Peygamber Efendimiz Uhud Dağı'nın etrafına yerleştirmiş ve demiş ki herhangi bir durumda benim öldüğümü de görseniz, leş kargalarının beni yediğimi de görseniz bu tepeyi terk etmeyeceksiniz diyor. Fakat okçuların tepeyi terk etmesiyle arkadaşlar istenilen sonuç alınamıyor. O yüzden de Müslümanlar garip durumdayken yenik hale düşmüştür ve komutan Hazreti Muhammed sözüne uymanın önemi anlaşılmıştır. Ve Peygamber Efendimiz bu dönemde gazi oluyor ve Peygamber Efendimizin amcası Hazreti Hamza savaşta şehit ne yapmıştır? Düşmüştür. Diyorsunuz. Daha sonrasında geldim arkadaşlar Hendek Savaşı. Müslümanın Mekkelere karşı yaptıkları son savunma neyidir? Savaşı olarak ne yapılmakta? Bilinmekte diye ne yapacağız? Adlandıracağız. Akabinde geldim. Tabii ki bu olayın sonrasında Hudeybiye neyi gerçekleşiyor? Anlaşması gerçekleşecek. Noktası nedir dersek? Hükümleri önemlidir. En önemli yönü nedir dersek? İlk kez unutmuyorsunuz putperestler Müslümanları resmen ne yapmıştır? Tanımıştır diyeceğiz. Daha sonrasında nedir? Hayber Kalesi'ni fethedeceğiz. Müslümanların ilk taarruzunun ve ilk fethinin gerçekleşmesini göreceksiniz. Bölgedeki Yahudi tehlikesini ortadan kalkmıştır. Ve aynı zamanda unutmuyorsunuz Şam ve Mekke ticaret yolunun Müslümanların denetimine geçtiğini ne yapacağız biz? Göreceğiz. Geldim Mute Savaşı'na. İslam Devleti'nin arkadaşlar unutmayın Bizans ile yaptığı ilk savaştır. Geri çekilmek zorunda kalıyoruz çünkü yenilmiştir arkadaşlar. İslam ordusunu ustaca bir şekilde ve mümkün olabilecek en az kayıplarla geri çeken komutan kimdir dersek eğer arkadaşlar? Yani Seyfullah yani Allah'ın kılıcı diye adlandıracağız. Hatta şöyle söyleyelim, Halit arkadaşlar, Velid'dir. Yani Seyfullah diyelim şuraya. Seyfullah yani Allah'ın kılıcı unvanını ne yapmıştır? Almıştır. Artık doğduğumuz ve büyüdüğümüz toprakları fethetme zamanı gelmiştir arkadaşlar. Artık fethettiğimiz, doğduğumuz, büyüdüğümüz topraklar olan Mekke 630 yılında savaş yapılmadan önemli bir merkez stratejik nokta fethedilmiştir. Müşriklerden intikam alma yoluna gidilmeyip genel af ilan edilerek buradana kadar kardeşçe bir çalışma yaptığımızın göstergesidir. Kabe'nin putlardan temizlenmesi ve putperestin siyasi gücünü kaybettiğini ne yapacağız biz burada göreceğiz. Ardında Huneyn seferini göreceğiz. Huneyn seferinde Mekke'nin güvenliğinin sağlanması ve putperest tehlikesi de ortadan ne yapacak? Kalkacak. Taif seferi, Taif kuşatıp alamaması. Arkadaşlar bir sene kuşatıyorsunuz Taif'i, alamıyorsunuz. Daha sonrasında Taifler diyor ki tamam kardeşim biz İslamiyet'i kabul ediyoruz diyerek şehri ne yapmıştır? Teslim etmiştir. Tebük seferi arkadaşlar, Tebük seferi unutmuyorsunuz. Kuzey Arabistan'daki Gassani Araplarının Müslüman olması, yine arkadaşlar Arap coğrafyasında siyasi birliğin sağlanması unutmuyorsunuz. Bunu bu şekilde bileceğiz. Hatta Peygamber Efendimizin son seferi olarak da ne yapılmaktadır? Bilinmektedir diyeceğiz. Artık Peygamber Efendimiz görevini tamamlamış. Müslümanlara Müslümana emanet ederek veda hacını ve veda hutbesini gerçekleşmiş. Ve bu dünyadan ne yapmıştır? Göç etmiştir. Ve o göç ettikten sonra ne ortaya çıkacak? Dört halife dönemi ne yaptı? Ortaya çıktı. Dört halife döneminde arkadaşlar hilafet ve halife tanımlarını, dört halife döneminin halifelerini, hilafette cumhuriyetçi bir tavrın sergilenmesini göreceğiz. Niye cumhuriyetçi diyoruz? Çünkü dördü de neyle başa geçiyor? Seçimle başa ne yapmıştır? Geçti diyeceksiniz. Bakın dördü de seçimle ne yaptı? Başa geçiyor. İlk gelen kişi kimdir dersek Hazreti Ebu Bekir'dir. Hazreti Ebu Bekir'in ilk yapacağı iş arkadaşlar yalancı neylerle uğraşıyor? Peygamberlerle uğraşmış ve ne savaşlarını gerçekleştirmiştir? Ridde savaşlarını gerçekleştirecek. Bakın bu dönemde yalancı peygamberler, dininden ne yapanlar, dönenler, yine zekatını ne yapmayanlar, vermeyenlerle arkadaşlar savaş yapacak. Biz bu savaşları Ridde savaşları diye ne yapacağız? Bileceğiz. Bakın hemen şuraya da yazalım. Zekatını ne yapmayanlar, vermeyenler dedim. Yine
Unutmayın, Ridley savaşlarında hafızlar tek tek ölmeye başlayacak. Hafızların tek tek ölmesiyle birlikte söz uçar yazı kalır muhabbeti ortaya çıkıyor. Yani kimlerin arkadaşlar öldüğünü gördünüz? Hafızların. O zaman Kur'an-ı Kerim tehlike altında mı? Evet, o yüzden de söz uçar yazı kalır kavramıyla Kur'an-ı Kerim ilk kez kitap neyine getirildi? Haline getirilmiş ve böylece arkadaşlar Kur'an-ı Kerim korunma altına alınmıştır. Ebu Bekir arkadaşlar yine Bizans'la yaptığı Ejnadeyn Savaşı'yla Suriye'nin kapılarını Müslümanlara açmıştır. Geldik Hazreti Ömer'e. Fethedilen bölgeler neresidir dersek? Kadisiye arkadaşlar. Daha sonrasında Celula. Daha sonra Nihavend. Savaşlarıyla arkadaşlar hangi devleti ortadan kaldırıyorum? Sasani devletini ortadan kaldıracağım ve böylece Türklerle arkadaşlar Müslümanlar ilk kez ne olmuştur? Komşu haline gelecek. Fetihler ve ihtida hareketlerini göreceğiz. Teşkilatlanma faaliyetlerini ve önemini bileceksiniz. Hazreti Ömer dönemindeki önemli teşkilatlanmalar nelerdir dersek, ilk düzenli neyi kurduk? Orduyu kuracağız. Aynı zamanda ikta neyini oluşturacak? Sistemini. Yine arkadaşlar unutmuyorsunuz, merkezlere kadılar atamaya başlayacak. Eyaletlere bölecek ülkeleri arkadaşlar. Aynı zamanda posta neyini kuruyor? Teşkilatını kurmuştur. Gibi gibi unsurlar. Yine Hazreti Ömer döneminde İslam devletinin teşkilatlanmasının hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini bize ne yapacağız? Göreceğiz. Geldim Hazreti Ömer dönemine. Hazreti Ömer döneminin sonrasında Hazreti Osman dönemi, yani İslam dünyasında çatırdamaların ortaya çıktığı bir dönem. Halifenin Ümeyoğullarına geçmesiyle birlikte unutmayacaksınız değerli arkadaşlar, Muaviye başkanlığında ilk İslam donanması ne yapılmıştır? Kurulacak. İlk deniz aşırı seferler yapılarak unutmuyorsunuz neresi fethediliyor? Kıbrıs alınmış ve Zat-ı ile arkadaşlar Kıbrıs alınarak Bizans vergiye bağlanmıştır. Bizans'a karşı ilk deniz zaferinin ne olduğunu bilmem gerekiyordu. Zat-ı Sevari arkadaşlar ilk deniz zaferi ve böylece neresi alınmıştır? Kıbrıs alınmıştır. Afrika'da fethedilen ve ihtida hareketleri nelerdir dersek de unutmuyorsunuz. Birçok bölge, işte Mısır bölgesi falan fethedilecek ve daha sonrasında arkadaşlar ilk kez Kur'an-ı Kerim ne olmuştur? Çoğaltılmış ve birçok bölgeye dağıtılmıştır. Unutmayın, ilk kez kim zamanında kitap haline getirildi dersem Hazreti Ebubekir, çoğaltıldı dersem de Hazreti Osman döneminde ne yapıldı? Bu ortaya konulmuştur. Müslümanlar arasında ilk defa ciddi huzursuzlukların doğması ve Hazreti Osman arkadaşlar şöyle bir ithamda bulunuyor. Diyor ki Hazreti Osman kendi soyundan gelenleri devletin neylerine yerleştirdiği düşüncesi var. Kademelerine gerçekleştirdiği düşüncesi var. Bu yüzden de arkadaşlar diğer Müslümanlar bu durumdan ne olacak? Rahatsız olacak ve Hazreti Osman arkadaşlar şehit edilmiş ve seçimle başa kim gelmiştir? Hazreti Ali gelecek. Hazreti Ali'nin de gelmesiyle birlikte devlette çatışmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Müslümanlar arasında ilk çatışma ve bölünmelerin yaşanmasının temel sebebi arkadaşlar Camel ya da arkadaşlar Cemel vakasını göreceksiniz. Hazreti Ayşe ile arkadaşlar Hazreti Ali bu dönemde çatışacak ve bu savaşı Hazreti Ali kazanıyor. Unutmayın, deve olayı ya da Camel vakası Müslümanların kendi arasında yaptığı ilk savaştır. Hatta bu dönemde Hazreti Ali devletin merkezini Medine'den Kufe şehrine ne yapmıştır? Taşıyacak. Daha sonrasında Şam valisi Muaviye Ali'nin halifeliğini kabul etmemiş ve hangi savaşı gerçekleşmiştir? Sıffin savaşını gerçekleştirecek. Ama Muaviye burada bir hile katacak. Bu hileyi katmasıyla da birlikte ne olmuştur dersek eğer, hakem olayı ortaya çıkacak ve hakem olayının sonrasında 3 grup ortaya çıkmıştır. Nedir? Hazreti Ali taraftarları, Muaviye taraftarları ve her iki grubu tutmayan arkadaşlar hariciler diyeceğiz. Hariciler arkadaşlar Muaviye'yi öldürmeye çalışmış fakat başarılı olamamıştır. Ama Hazreti Ali Kufe'de cuma namazında namaz kılarken bir harici tarafından sırtından bıçaklanarak şehit edilmiştir. Bunu da bu şekilde ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Ve Muaviye neyini ilan etti? Halifeliğini ilan etti. Şimdi konuları hızlı bir şekilde bitirdik. Şimdi sırada yazılarımız var.
Hadi gelin birlikte yazılarımıza bakalım. İlk sorumuz, Orta Çağ'da Asya ve Avrupa'da askeri organizasyon biçimleriyle toplumların yaşam tarzları, siyasi yapılanmaları ve iktisadi uğraşları arasındaki sıkı bir ilişki vardır. Tezini doğrayabilecek örnekler veriniz demiş. Neler söyleyebiliriz arkadaşlar? İlk olarak şunu söyleyebilirim. Göçebe arkadaşlar Moğolların, göçebe Moğolların diyorum ki çok seri, bakın çok seri ne yapması, harekat ne yapması, etmesi diyebiliriz birinci unsura. Daha sonrasında yine geldim, konar göçer, yine konar göçer, Türklerin hafif arkadaşlar süvari neyleri bulunması, birliklerinin olması. Yine geldim, devam ediyorum. Feodal yapının ortaya çıkmasıyla birlikte, feodal yapının ortaya çıkmasıyla birlikte unutmuyorsunuz. Soylu sınıfta, soylu sınıfta neler ortaya çıkacak? Paralı askerler, yani şövalyeler ne yaptı? Ortaya çıktı. Yine Selçuklu, Osmanlı gibi yerleşik toplumların kale inşası ve kuşatmasında ileri gitmesi. Yani şöyle söyleyelim. Yerleşiklerin kale ve arkadaşlar surda ön plana ne yapması? Çıkması. Yani açıkçası şöyle söyleyeceksiniz. Bakın. Diyerek şöyle söyleyelim. Yani göçebede genelde istila hareketini görürsünüz. Yerleşikte ise arkadaşlar daha düzenli, daha disiplinli bir hal göreceğiz. Yani ne söyleyebiliriz? Kale ve surlarla kendini korumaya çalışır. Hatta burada tarımsal faaliyet görürsünüz. Hatta göçebede de arkadaşlar hayvancılık en büyük temel unsurdur. Geldim. İlk çağ sonlarından itibaren ve orta çağda gerçekleştiren beşeri kaynaklı başlıca hukuki düzenlemeler nelerdir? Yani hukuki düzenlemeleri bize soruyor. Neler olduğunu söyleyeceğiz. İlkini biliyorsunuz ki Roma'da ortaya çıkan 12 levha neyi diyeceksiniz? Kanunları olarak ele alacağım. Daha sonrasında arkadaşlar geldim. Justinianus neyi diyorsunuz? Kanunları. Daha sonrasında konar göçerlerde arkadaşlar kimi bileceğiz? Cengiz Han neyi diyorsunuz? Yasası ya da Cengiz yasası olarak da ne yapılmaktadır? Bilinmektedir diyeceksiniz değerli arkadaşlar. Geldim bir diğer sorumuza bakalım. Orta Asya'da Bozkır coğrafyası eski Türklerin hangi imkan ve özelliklerine gelişmesinde etkili olmuştur diyorsunuz. Ne tabii ki klasik arkadaşlar. Savaşçı özelliğim ön plana çıkacak. Daha sonrasında tabii ki savaşçı olmamla birlikte mücadeleci bir kavram ortaya çıkıyor. Yine tabii ki dayanıklılık, yine çeviklik. Kendinizden pay biçin. Yine tabii ki neyime düşkün? Bağımsızlık arkadaşlar unsuruna düşkün olması. Yine tabii ki yardımlaşma. Yardımlaşma. Yine töreye sahip çıkma arkadaşlar. Yine tabii ki hayvancılık. Ve göçebe yaşam tarzı. Ne olacak arkadaşlar? Eski Türklerde imkan ve özelliklerin gelişmesinde etkili olmuştur. Geldim. Kut anlayışı. Kut denilen iktidar, hak ve yetkilerinin gök tanrı tarafından seçilmiş bir aileye verildiği ve bu hak ve yetkilerinin ailenin tüm erkeklerine kan bağı yoluyla geçtiği inancıdır. Bu tanıma göre eski Türklerde kut anlayışının doğrulduğu veya bağlantılı olduğu sonuçları yazınız demiş. Şimdi arkadaşlar unutmayın. Birincisi şu, hanedan özelliğinin ne yapması? Gelişmesi. Yani nasıldı? Ne diyorduk? Ülke hanedanın ortak neydi? Malıdır kavramının ortaya çıkması. Yine geldim, soy dayanışmasının arkadaşlar önem kazanmasını, yine geldik halkın idareye benimsemesini kolaylaşması. Bakın halkın diyorum ki arkadaşlar idaresinin ne olması,
kolaylaşması. Geldim, yine devam ettim. Yine taht kavgalarının çokça ne yapılması, görülmesi. Bir diğer unsurumuz nedir dersek, devletin çoluk sayıda parçalanması ve çok sayıda arkadaşlar ne kurulması? Devletin kurulması, ne yapacağız? Göreceksiniz. Geldim bir diğer sorumuza. Bu haritadan hareketli kavimler göçü hakkında hangi çıkarımlar yapılabilir demiş arkadaşlar. Şimdi bu çıkarımı nasıl yapabilirsiniz? Bakın, buradan bir göçümüz var Türklerle birlikte. Aslında direkt yekten şunu söyleyebiliriz. Bak, hem karadan hem nereden gelişmiştir? Denizden. Nereden anlıyorum? Bakın bak, Vandalları görüyorsunuz. Hem buralardalar hem de bu bölgede geziyorlar. Daha sonrasında arkadaşlar, çok sayıda coğrafya ve topluluğu etkilemiştir. Bak, çok sayıda coğrafya ve topluluğu ne yaptı? Etkiledi. Peki nereden anlıyorum bunu? Görüyorsunuz arkadaşlar, bakın Asya'dan Avrupa bölgesinden tutun da Afrika bölgesine kadar birçok bölgeyi etkiliyorsunuz. Yine arkadaşlar unutmayın, batı istikametine doğru, yani doğudan batıya doğru ne yaptı? Başlamıştır diyorsunuz. Kavram bu şekilde, ne yapacağız? El alacağız. Hicret olayının sonuçlarını yazın arkadaşlar. Unutmayın, şunu söyleyeceğiz. İslam devletinin ne oldu? Temelleri atıldı. Geldim. İslam dünyasının ve devletinin hem siyasi hem de dini lideri Peygamber Efendimiz olmuştur. Geldim. Yine arkadaşlar unutmayın, muhacir ve ensar diye adlandırdığım kavram ne yaptı? Ortaya çıktı diyeceğiz. Yine unutmuyorsunuz, bu dönemde arkadaşlar ne sözleşmesi imzalanmıştır? Medine Sözleşmesi ne oldu? İmzalandı. Bunu da bu şekilde ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Şimdi geldim, doğrularımızı, cevaplarımızın yanı sıra arkadaşlar böyle bir şıklarımız var. Buna da bakalım. Dört halife dönemiyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Hazreti Ebubekir döneminde Ridde savaşları gerçekleşmiştir. B. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman hanedancı bir usul ile başa gelmiştir. B. Hazreti Ömer döneminde idari, askeri ve mali teşkilatlanmaya gidilmiştir. D. Hazreti Ali döneminde Müslümanlar arası ilk savaş ve bölünmeler meydana gelmiştir. E. Hazreti Osman döneminde Müslümanlar arası ilk arkadaşlar iç huzursuzluklar ortaya çıkmıştır. Şimdi bakın arkadaşlar, unutmamanız lazım. Tamam, evet, Osman döneminde bir hanedancı kavram vardı ama Hazreti Ömer'de böyle bir şey söz konusu değildi. Bana yanlış olanı sormuş. O yüzden de doğru cevabımızı B şıkkı olarak ne yapmam lazım? Ele almam gerekiyor. Şimdi geldik değerli arkadaşlar, devam edelim. Başka ne söyleyeceğiz? Bir diğer sorumuza gelelim. Konar göçer toplulukları yerleşik toplumlardan ayıran özelliklerler nelerdir derse şunu söyleyeceksiniz değerli arkadaşlar, unutmayın. Birincisi, konar göçer, dışa açık ve mücadeleci. Bu bir. Savaşçı dayanıklıdır. Şimdi daha çok arkadaşlar savunma değil, genelde ne yaparlar? Saldırı pozisyonunu ele alırlar. Daha sonrasında arkadaşlar daha sert ve daha arkadaşlar hücumcudur. Unutmuyorsunuz, vurkaç taktiğini kullanırlar. Bunları bu şekilde ne yapmanız lazım? Bilmeniz gerekiyor. Geldim bir diğer sorumuza. Orta Asya'da Türklerin zorunlu olarak konar göçer hayat sürmesi yönelten sebepler nelerdir? Birincisi arkadaşlar, iklim neyi? Koşulları. Yani ne iklimi vardı burada?
bozkır ikliminden bahsedecektik. Bir diğer unsurumuza gelelim. Neler vardır dersek? Yine salgın hastalıklar. Yine arkadaşlar unutmuyorsunuz. Bunun yanı sıra arkadaşlar hayvancılık. Yine yeni neyler bulma? Meralar bulma düşüncesi. Yine Türklerin arkadaşlar göç etmesinin temel unsurları içinde ne yapmaktadır? Yer almaktadır diyeceğiz. Geldim değerli arkadaşlar. Bunun sonrasında ne söyleyebiliriz dersek? Yerleşik hayatı geçen Uygurlarda bu duruma bağlantılı olarak hangi faaliyet ve unsurlara rastlanmaya başlanmıştır? Bakın unutmayın, birincisi tarımsal neyle başlayacak? Tarımsal faaliyetler. Yani ön plana çıkacak. Sonrasında hatırlayın, Manihaeism dini diyordu ki savaş yapmayacaksın. O zaman diyorum ki savaşçı özelliğini ne yapıyor arkadaşlar? Azalması. Yani kaybetmeye başlaması. Yine tabii ki Türklerde ilk şehirlerin ortaya ne yapması? Çıkmasını göreceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar unutmuyorsunuz. Fresk, yani yaş alçı duvar resmi. Daha sonrasında minyatür sanatı, orta oyunu gibi kavramların Uygurlarda ön plana çıktığını ne yapmaktayız? Görmekteyiz. Geldim Avrupa'ya göç edip Hristiyanlaşarak milli benliğini yitiren başlıca Türk toplulukları hangileridir? Arkadaşlar kimler diyeceğiz? Peçenekler, Bizans'ta paralı askerlik yapmışlardır. Daha sonrasında Uzlar, yani aslında Oğuzlardır. Geldim. Tabii ki yakışıklı boy dedik. Kıpçaklar ya da diğer ismine Kumanlar. Geldim sonrasında Avarlar. Bulgarlar diyeceğim ama hangi Bulgarlar diyeceğim? Şöyle diyelim. Tuna Bulgarları diyelim. Tuna Bulgarları. Ve son olarak da Macarlar diye ne yapabiliriz? Adlandırabilirsiniz. Geldim bir diğerine. Camel vakası, Sıffin harbi, hakem olayı, Nehaveren savaşının en önemli ortak yönü nedir dersek eğer? Şunu söylüyorsunuz. Müslümanlar arkadaşlar arasında, Müslümanlar arasında çekişme, sonra çatışma ve bölünmeye ne yaptı? Sebep olmuştur. Bakın çatışmaya da ne yaptı? Bölünmeye sebep oldu diyoruz. Geldim son sorumuza. 4 ve 5. yüzyıllarda hüküm sürdüğü ve yukarıdaki sınırlara sahip olduğu dikkate alındığında Avrupa Hun Devleti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. A. 3 kıtada siyasi varlık göstermiştir. B. Yeni dünya karalarında hüküm sürmüştür. C. Siyasi ömrü kavimler göçüyle sona ermiştir. D. Çok uluslu bazı büyük devletlerle komşu olmuştur. E. Avrupa'da İslamiyet'in yayılmasına, fetihlere öncülük etmiştir. Değerli arkadaşlar unutmuyorsunuz. Doğru cevabımızı D şıkkı olarak ne yapacağız? Ele alacaksınız. Çünkü bakın Avrupa'nın birçok bölgesine gidiyorsunuz. O yüzden de çok uluslu bazı büyük devletlerle komşu hale gelecek. Batı Roma İmparatorluğu'na, Doğu Roma İmparatorluğu'na arkadaşlar. Doğru cevabımızı da o yüzden D şıkkı diye adlandıracağız. Arkadaşlar unutmuyorsunuz. MEB'in tabii ki örnek yazılı sorusunu göreceksiniz arkadaşlar. Eski Türklerde engebeli ve yerleşiklerine ve karasal iklime sahip bir coğrafyada hüküm ne yapmaktaydı? Sürmekteydi ve sonrasında Bozkır'da konar göçer yaşayan bu Türkler göç ederken birbirlerine destek olarak hareket ediyordu. Türklerde devlet Boylar Federasyonu şeklinde örgütlenmiş, aktif, enerjik, güçlü fakat aynı zamanda bir sorun çıktığında dağılmaya çok müsait bir yapıya sahipti. Diğer taraftan Türk devletleri arasında bazen yoğun çatışmalar yaşanıyordu. Emir komuta zincirine bağlı hareket eden muharip birlikler organize ve seri bir şekilde hareket ediyordu. Türk toplumunda eli silah tutan herkes birer asker sayılıyordu. Vatan askeri anlayışı yaygındı. Savaşçı özellikleri geliştirmek için avcılık ve okçuluk gibi bir takım sporlara
hayatta çok önem veren ve askerlik tekniklerinde de ileriye giden Türklerin Metehan zamanında kurduğu onlu sistem diğer bazı devletler tarafından da kullanılıyordu. Bu parçadan hareketle yaşadıkları coğrafyanın Türklerin siyasi, askeri ve sosyal yönleri üzerindeki etkisini açıklayın diye bir sorumuz var arkadaşlar. Unutmayacaksınız. Şimdi birincisi şu. Diyorum ki boylar şeklinde arkadaşlar unutmayın. Boylardan oluşan bir yapıya ne yapması? Sahip olması. Daha sonrasında geldim arkadaşlar. Yine unutmuyorsunuz. Ordu millet anlayışı ne yapmıştır? Gelişti diyeceğiz. Yine unutmayın. Ücretli ne görülmez? Askerlik görülmez diyeceğiz. Geldim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Bir de ona bakalım. Diyor ki ilk Türk devletlerinden itibaren görülen kut inancı Göktanrı tarafından yönetim hak ve yetkilerinin seçilmiş bir aileye verilip bu hak ve yetkilerinin riayet yani kan bağı yoluyla ailenin tüm erkeklerine geçtiği anlayışıdır. Bu doğrultuda Asya Hun hükümdarını kendilerini Göktanrı'nın tahta çıkarttığı hükümdar olduğunu ifade eden Tan Hun unvanını kullanmış. Metehan Çin'e gönderdiği mektupta kendisini Göktanrı tarafından tahta çıkarılmış Hunların en büyük Shenyusu şeklinde ifade etmiştir. Göktürk kitabelerinde Bilge Kağan Tanrı irade ettiği için kutum olduğu için Kağan oldum demiştir. Uygurlara ait Karabalasagun yazıtında ise Bögü Kağan için Tengri'de kut bulmuş ifadesini kullanmıştır. Bu durum hükümdarların iktidarını halk tarafından benimsenmesinde önemli rol oynamıştır. Ayrıca tahta aday olmaya hak sahibi hanedan erkekleri ancak birbirleriyle mücadele etmek suretiyle başa geçebilmiş. Diğer taraftan da bu rekabet Çin, Moğol gibi devletlerin büyük Türk hükümdarı adaylarına yönelik kışkırtmalarda bulunmalarını kolaylaştırmıştır. Bu metinden hareketle ilk Türk devletlerinde kut inancının olumlu ve olumsuz yönde doğrulmuş olduğu sonuçları yazınız diyor arkadaşlar. Şimdi birincisi şu. Unutmuyorsunuz. Hükümdarın ne kazanması? Meşruiyet kazanması. Yani gücünü Tanrı'dan almasından dolayı. Daha sonrasında halkını ne yapması? İdare etmesi. Sonrasında dış tehditlere arkadaşlar unutmuyorsunuz. Dış tehditlere ne yapacak? Uygun bir zemin oluşturması. Yine unutmuyorsunuz Türk devletlerinin çabuk ne olması? Parçalanmasına ne yapacak? Sebep olmuştur ve bu yüzden de birçok Türk devletinin kurulmasını arkadaşlar ne yapıyor? Olanak sağlamıştır. Hazreti Ali döneminde fethedilenlerin durmasını ve iç siyasete dönük politikalara yoğunlaşmasının temel sebebi nedir dersek eğer unutmuyorsunuz Hazreti Ali'nin arkadaşlar Hazreti Ömer'in katillerini bulmaması nedeniyle ne yapılacak? Suçlanması. O yüzden de içeride ne yapıyor? İç meselelerle ne yapmıştır? Uğraşmıştır. Hatta o yüzden de unutmayın hangi olay gerçekleşmiştir? Deve olayı Hazreti Ali ile arkadaşlar unutmayın. Yine Hazreti Ayşe ve Şam valisi Muaviye arasında Müslümanlar arasında ilk savaşta ne yapmıştır? Böylece gerçekleşmiştir diyorsunuz değerli arkadaşlarım. Şimdi her zaman yaptığımız gibi size mükemmel bir ödüllü soru bırakıyorum. Umarım sınavlarda vurduğunuz arkadaşlar gol olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.